Arnavutluk ve Kosova'nın ardından bölgede Arnavutların en yoğun olarak yaşadığı ülke Makedonya. Makedon siyasetinde yaşanan gerilimin bir parçası olan Arnavut nüfusun ülke içerisindeki durumuna bakalım. Diğer azınlıklar gibi Makedonya'nın kurucu unsurlarından biri olarak anayasa tarafından tanınan Arnavutların ülke nüfusun oranı yaklaşık %25. Bu da onları azınlık sınıfına sokuyor. Ülke nüfusunun yaklaşık %65'lik oranla çoğunluğunu oluşturan Makedonların ardından Arnavutlar ikinci en büyük etnik grup. Gerek ekonomi, gerek siyaset, gerekse kültür alanında söz sahibi olan Arnavutlara ilişkin tablo bugünkü halini 2001 yılında yaşanan iç çatışmaların ardından aldı. 13 Ağustos 2001 tarihinde imzalanan Ohri Çerçeve Anlaşması sayesinde ülke anayasasında bazı değişiklikler yapıldı. Anlaşmanın gereği olarak azınlık hakları konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi. Hakça temsil ilkesi gereği azınlıkların devlet organlarındaki temsili arttırıldı. Azınlık haklarını korumak amacıyla bir yasa çıkarıldı ve yine aynı görevde bir ajans kuruldu. Ohri Anlaşması sayesinde bugün kamu kurumlarında çalışan sayısı en fazla artan azınlık toplumu Arnavutlar oldu. Ohri Anlaşması ile birlikte merkezi idarenin elindeki birçok yetki yerel yönetimlere devredildi. Bugün Arnavutların %20 ve daha yüksek oranda yaşadığı birçok belediyede Makedonca'nın yanı sıra Arnavutça da resmi dil olarak kullanılıyor. Nüfusun yarısından fazlasının Arnavut olduğu yerleşim yerlerindeki devlet kurumlarında Makedon bayrağının yanında Arnavut bayrağı da bulunuyor. Arnavutlar Makedonya siyasetinde de etkili bir konuma sahip. Hatta bugün herhangi bir yasal düzenleme olmamasına rağmen içinde bir Arnavut partisi yer almadan hükümet dahi kurulamıyor. Bunun sebebi Badinter olarak da adlandırılan ve azınlık milletvekillerinin oy çoğunluğunu da gerektiren çifte oylama sistemi. Bu yüzden en çok oy alan Makedon Partisi, işlevsel bir hükümet kurabilmek adına bir Arnavut Partisi ile anlaşmak mecburiyetinde kalıyor. Ülkedeki diğer azınlıklar açısından da önemli bir hak olan çifte oylama sistemi, zaman zaman siyasi krizlerle sonuçlansa da en büyük azınlık konumundaki Arnavutlarla anlaşmayı kaçınılmaz kılıyor. Bu yüzden her seçim öncesi ülke, iki en büyük etnik grup olan Makedonlar ve Arnavutlar arasında çetin pazarlıklara sahne oluyor. Ayrıca ülkedeki ikinci en büyük etnik grup olan Arnavutlar, Makedonya Meclisi'nde ana dillerinde konuşma hakkına sahip. 123 sandalyede ülke meclisinde Arnavutların toplamda 27 milletvekili bulunuyor. Mevcut hükümette 7 bakanla temsil edilen Demokratik Bütünleşme Birliği 19, muhalefetteki Arnavut Demokratik Partisi ise 7 milletvekiliyle temsil ediliyor. Mecliste bir de bağımsız Arnavut milletvekili bulunuyor.